Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bu bölümünde sizlerle birlikte Genshin Impact isimli oyunu inceliyoruz. I will not stand for such impertinence. To ashes. Özellikle anime tutkunlarının seveceği bir oyun olan Genshin Impact böyle çok eğlenceli, çok fantastik bir dünyada ya da daha doğrusu dünyalarda çeşitli kahramanları yönettiğimiz bir oyun aslında. Oyunun temelinde ise şöyle bir hikaye var. Zaten oyunun başında onu gösteriyor size arkadaşlar. Bir abla kardeş var. Bu abla kardeş farklı bir dünyaya doğru bir yolculuk yapıyorlar. Bu dünyaya yolculuk yaptıktan sonra karşılarına kötü bir karakter çıkıyor ve onları birbirinden ayırıyor. Ve siz orada hangi karakteri seçtiğinize bağlı olarak bir diğeri ötekisini aramasını anlatan bir hikaye aslında. Siz oyunu oynarken size yardımcı olan böyle minik minik eğlenceli komik karakterler var. Ve bu karakterlerle beraber oyunu oynuyorsunuz. Oyun aslında temelde açık dünya konulu bir RPG dediğimiz role playing game aslında. Yani rol yapma oyunu oynuyoruz ve karakterimizi geliştirerek özelliklerini arttırıyoruz. Bu dünyalardaki kötü karakterlerle savaşma gücünü de arttırmış oluyoruz. Ve farklı farklı öğeleri alarak da yine karakterimizin kabiliyetlerini, özelliklerini ve yapabildiklerini geliştirerek bu dünyada yolculuk edebiliyoruz. Şimdi oyun başlangıçta olarak tek oyunculu başlıyor. Yani bir hikaye modunda başlıyor aslında. Ama isterseniz karakterinizi belli bir noktaya getirdikten sonra çoklu modda da yani arkadaşlarınızla da ki burada 4 karaktere kadar arkadaşlarınız oyuna katılabiliyor. Oynayabiliyorsunuz. Ayrıca siz oyunda farklı karakterleri de oynayabiliyorsunuz. İlla tek bir karakter üzerinden ilerlemek zorunda değilsiniz. Oyunun içinde farklı farklı karakterlere geçiş yaparak da düşmanlarınızla savaşıp aynı zamanda karakterlerinizi de geliştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyun miHoYo firması tarafından geliştirildi arkadaşlar ve Unity motorunu kullanıyor. Yani Unity Game motorunu kullanıyor ve oyundaki bu grafikler gerçekten çok güzel. Şimdi biraz sonra ben size onun görüntülerini ekrana getireceğim. O zaman diyeceksiniz gerçekten de çok güzelmiş. Bir anime içindeymişsiniz gibi oynuyorsunuz. Çok eğlenceli karakterler, böyle çok komik hareketler yapabiliyorlar. Eğer isterseniz oyunu, bu arada oyun İngilizce, ne yazık ki Türkçe desteği yok şimdilik. Ama isterseniz oyunu Japonca olarak da, yani alt seslendirmelerini Japonca olarak da dinleyebiliyorsunuz. Bu da oldukça kulağa hoş geliyor, eğlenceli geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Oyunun bu arada PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS ve Android sürümleri, yani mobil sürümleri de olduğu gibi Windows sürümü de var. Zaten biz her zaman yaptığımız gibi bir Windows sürümünde oynuyoruz. Monster H5 bilgisayarımız var. Onunla oynuyoruz. Ayarları sonunda çok da yüksek bir güç gerektiren bir oyun değil bu arada. Yani inanılmaz güçlü bir donanıma ihtiyaç duymuyor. Ama ortalamanın bir tık üzerinde bir donanımımız olursa ortalama bir ekran kartıyla rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Oyunun toplam kapladığı alan ise 16 GB arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuz açılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kapı karşımıza çıktı. Click to begin diyoruz ve bizi içeri aldı oyunumuz. Evet, şimdi karakterimizin gördüğünüz, şu anda ben bu karakteri seçmiştim oyunun başında ve böyle gördüğünüz gibi şöyle bir dünyadayız arkadaşlar. İlerleyelim biraz. Burada mesela düşmanların olduğu bir köy var. Bir düşmanlara doğru bir gideyim bakayım. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi böyle savaşabiliyoruz düşmanlarla. Evet, bize doğru geliyor ve of 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 of. Eyvah. Ben şimdi burada birazcık başka şeyler kullanmalıyım. Burada bir şeyler çıktı. Evet. Savaşım devam ediyor. Bana da vuruyorlar ama ikisini de hallettim şu anda. Evet, böyle bir dünya var. Bu dünyada dolaşıyoruz. Bir şeyleri alıyorsunuz. Etraftan bir şeyler toplamanız önemli arkadaşlar. Buradaki şeyleri toplayarak hem gücünüzü hem de özelliklerinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Şöyle yürüyelim biraz daha. Mesela burada harita var, görüyorsunuz. Haritadan da gideceğiniz yerleri. Hatta burada mesela bakın bir çiçek gördünüz. Çiçeği alabiliyorsunuz. Evet, bunu aldık.
İlerleyelim şimdi. Bir yerlere tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Belli kabiliyetleriniz var. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir orman. Ormanın içinde ilerliyoruz. Ama söylediğim gibi aynen bir animasyonmuş gibi oynuyorsunuz. Bakın yanımızda küçük bir yardımcımız var. O bize bazı konularda bilgiler veriyor. Bak burası şöyle, burası böyle. Şuna dikkatli ol gibisinden bilgiler veriyor. Evet bak burada ne var diyor. Şuna bak diyor. Oo, çok güzel bir yani kuş mu desem, ejderha mı desem korkma diyor. Her şey tamam şu an sorun yok diyor. Ben senin yanındayım diyor. Bir dragonla mı konuşuyor diyor. Dragonmuş o yani ejderha. Ya maşallah ejderha da bağırıyor. Eyvah. Kim var orada? Ejderha da değişikmiş yalnız. O kayboldu şimdi bu. Ejderha kötü mü acaba? Bize saldıracak mı? Yok gitti o ejderha. Biz şimdi tabii bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Hikaye böyle. Hikaye modunda ilerliyoruz. Açılıyor gittikçe farklı özellikler. Çok yakındı diyor. Esti gürledi diyor. O zaman yürüyelim bakalım biraz daha. Burada bazı şeyleri siz seçebiliyorsunuz. Bakın good thing you don't feel my hair bilmem ne. Bizi fark etmedi diyor. Evet fark etseydi bizi yiyebilirdi diyor. Paimon. Mesela burada bazı soruları yanıtlarını siz farklı şekillerde verebiliyorsunuz. I can't believe dragon exists in this world. Bu dünyada ejderhaların var olduğuna inanamıyorum diyor. Yani ejderhalarla konuşmak normal mi diyelim bakalım. Tabii ki değil diyor. Böyle muhabbetimizi o ne diyor? Aha orada bir şey var diyor. Şey kırmızı bir şey parlıyormuş orada diyor. Abo gidip bakalım şuna. Evet ben neresini söyledim zaten Paimon. Hadi gel bakalım. Bununla ilgili diyor, iyi bir fikrim yok diyor. Şimdi çıkartalım biraz yukarı doğru karakterimiz. Evet şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tırmanabiliyor da. Crimson kristaliymiş bu. Bunu aldık. İşte bu tip şeyleri alarak güçlerinizi, kabiliyetlerinizi ve özelliklerinizi geliştiriyorsunuz. Söylediğim gibi belli bir level'dan sonra, bir karakteriniz belli bir seviyeye ulaştıktan sonra çoklu moda geçebiliyorsunuz. Bunlar diyor tehlikeli olabilir diyor. Hadi şimdi buradan gidelim artık diyor. Tamam gidelim o zaman hadi bakalım. Bir görevimizi daha tamamlamış olduk. Şimdi başka bir göreve doğru gideceğiz artık. Yürüyelim bakalım ne gösterecek. Bu arada ilerleyen level'larda uçabiliyoruz da belli bir mesafe içinde kalmak kaydıyla. Onu da söylemiş olalım. Şimdi başka bir yere geldik. Yine böyle. Evet, birisi bize durun diyor. Animal God seni korusun diyor, yabancı diyor. I'm Amber'mış adı. Siz buranın vatandaşı gibi görünmüyorsunuz diyor. Açıklayın bakalım, kendinizi tanıtın bana diyor. Biz problem istemiyoruz diyor Paimon'umuz. Bütün problem isteyenler böyle söyler diyor. Hello, I am manyak veriyor. Ben kendi ismimi böyle vermiştim. Evet, pek local name gibi bana gelmedi diyor. Yerel bir isim gibi gelmedi bana diyor. Maskot senin adın ne? Senin ne işin var diyor. Şimdi burada şey diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşız diyoruz diyebiliyorsunuz ya da o benim yiyeceğim diyebiliyorsunuz. Bakalım ben yiyeceğim diyeyim ne olacak? Bu diyor maskottan daha da kötü diyor. Beğenmedi. Siz geziyorsunuz değil mi diyor. Arkadaşlar diyor. Burada bu kocaman bir diyor ejderha vardı diyor. Şehir içinde kalmanız daha iyidir diyor. Buraya çok uzak değil de ben size eşlik ederim diyor. Ha çok güzel diyor. Senin buralarda olmanın başka bir sebebi var mı diye soruyor.
hem ben kendimi hem de sizi koruyabilirim diyor. Size güvenip ikinize güvenmeyeceğim konusunda emin değilim hala. Güvenip güvenmeyeceğim konusunda diyor. Mesela niye bu kadar şüphecisin diyor. Özür dilerim diyor. Respectable travelers diyor. Özür diliyor bizden şu anda Amber. Yani saygı duyulur seyahatçiler diyor, gezginler diyor daha doğrusu. Sesin çok sahte gibi geliyor dedi. Ya, uzun uzun çemkiriyor şu anda bunları. O şekilde. Böyle oyun uzun uzun devam ediyor arkadaşlar. Amber'ı da biz yanımıza aldık. Onu da karakter olarak da kullanabileceğimiz bir şeyimiz olmuş durumda şu anda. İstersek onu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani oyunun içinde dediğim gibi farklı karakterlere geçiş de yapabiliyoruz. Ve istersek Amber de artık bizim bir karakterimiz olarak devam edecek. Şimdi devam edelim. 2'ye basınca Amber'e geçecekmişiz. Mesela şu an gördüğünüz gibi 2'ye bastık. 1'e basınca tekrar geri geliyor olmamız lazım ama şu an gelemiyoruz. Amber ok atıyormuş burada. Ha, onu görmüş olduk. Bakın attık okumuzu. Çok güzel. Bu şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar Amber'imizle. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu yeni bölümünde Genshin Impact isimli oyunu anlatmaya çalıştık. Bu arada oyun tamamen ücretsiz, onu söyleyelim. Ama hani böyle karakterimi daha hızlı geliştirmek istiyorum diyorsanız elbette bütün benzer oyunlarda olduğu gibi para harcamanız gerekiyor ama para harcamanız da şart değil. Yani ben oynayarak da karakterimi geliştiririm diyorsanız vaktiniz de varsa oynayarak da karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Bunun altını özellikle çizelim. Böyle özellikle anime seviyorsanız, bu tarz böyle renkli dünyalar hoşunuza gidiyorsa Genshin Impact de sizin hoşunuza gidebilecek bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Ücretsiz olması, çok fazla sistem kaynağı kullanmadan da oynanabiliyor olması önemli artılarından bir tanesi. Eğer oyunla ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyallerden takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.